Bu da üçüncü tabak gibi içi pişmemiş, havuçları kıtır kıtır. Hı. Aynı tabak yani. Bunu pişmiş, bu ikisi aynı tabak. Bu lezzetliydi. Söyle o zaman puanlarını. 5. Tamam. Bunun lezzeti yok ama pişmiş. 3. Evet. 1-1. 5-3-1-1. Emin misin? Eminim. Peki. İnşallah İkinci Cansu... tabağı açalım o zaman. İnşallah Cansu yapmıştır da onu güzel bir sürpriz karşılıyor. Bakın bu tabak kimin? Açalım direkt. 3 alan. Beyhan. Ha, pişmiş dedin. Lezzet ne bekliyorsun? İçine zaten baharat girmiyor. Olsun, birinci tabak daha lezzetli geldi bana göre. Tamam, birinci tabağı ne dedin? Neye göre lezzet? Yani bir lezzeti olacaksa bu bana yavan geldi. Hiçbir şey tamam, yok. Tamam, birinci tabak neye göre lezzet? Tamam. Onu bana açıklar mısın? Nesi boldu mesela? İçinin harcı bol. Bakıyorsun içinde yeşillik yok gibi sanki. Bunun da daha iyi yani. Deniz yosunu tadı daha iyi geliyor. Deniz yosunlarını biz kendimiz üretmiyoruz. Bize veriliyor, onu sarıyoruz, geçiyoruz yani. Demek ki tadı katabiliyorsun. Devam edelim. Dördüncü tabağa sadece 1 puan verdin. Bu tabak kimin? Ebru. Yani sana söyleyeceğim tek bir kelime var. Sadece ne eşine var? Yemeklerini yiye yiye dilinin tadı kalmamış. İçi ağzının çiğ kalmış, kıtır kıtır. Yani o kadar tatlım yapıldı, kimse söylemedi bunu. Oğlum senin aklın başında mı ya? Vallahi başımda anneciğim. Nasıl başında? Senle yarın doktora gitmeliyiz. Özel tüzel beyin cerrahına gideceğiz hem de. Özel tüzel. Neden Cansu bana bir şey mi yaptı? Vallahi bilmiyorum, bir şeyler yapmış. Ya bir şey diyeceğim, havucun pişmesi diyorsun hani kıtır kalmış. Tamam, zaten kıtır, havuç kıtır, kıtır yani, sen ne bekliyorsun birinci ki? Birinci tabakta kıtır kıtır değil ama yumuşacık. E görelim o zaman artık. Bu birinci tabak kimin? Açalım görelim. Seda 5 puan, afiyet Cansu olsun, 1 Mehmet. Puan. Hak ettik, çok güzel sardık. Gerçekten güzel yaptık. Anlamadığım şey şu, sen mi Kore'ye gittin, Cansu mu Kore'ye gitti? Ben bunu Kore'ye yollamıştım. Derya Hanım yani yemeklerini şey de öğrensin diye. Bir dakika, ilk önce ben konuşacağım. Bir dakika, ilk önce ben konuşayım. Söyle. Kore'ye gitmiş biri olarak zaten... Bak burada Ebru'ya katılıyorum. Zaten o kadar pişmemesi gerekiyor. Dişe kıtır kıtır birazcık gelmesi gerekiyor. Biz de o kadar pişirmedik ki. Keşke bana da getireydin de tadaydık yani Kore'den. Kore'den nasıl getireyim? Yani seni bu kez yollayacağım artık, hiç gelme. Aa! Beceremiyor oğlum, beceremiyor. Vallahi sen bilirsin, ben gayet memnun olurum gönderirsen. Ben de. Beşi, çok sevinirim. Beşi en iyi tabağı sen yapmış olsaydın, biraz önce dediğin gibi gözlerini de çektirsek iyi olur diyordun bana. Ben onu yaptıracaktım senin için. Ama daha önce kimbap yememişsin, geliyorsun burada kimbaba şey yap, laf ediyorsun Allah aşkına ya. Yedireydin ya, çok becerikli gelinim. Beni Korelilere benzetmeye çalıştın. Gitsin Kore restoranına yeseydi, çok merak etseydi bu zamana kadar. Demek ki vizyonsuz ki yememiş bu zamana kadar. Bence sen düzgün konuş. Benim oğullarıma laf söyleyemezsin. Bir şey diyeceğim. O da o zaman ona göre puan versin. Bilmediği şey hakkında çok konuşmasın. Vizyonsuz da sen niye birliktesin? Anne, programa geldiğimizden beri Cansu'ya her lafı söylüyorsun. Biz bir kelime söylüyoruz, suçlu mu oluyoruz? O nişanlanacağı, sözleneceği kişiye vizyonsuz diyemez. Sen o zaman niye Cansu'ya her lafı söylüyorsun? Bana zaten yeterince car car ötüyor. O niye hiç tutmuyor? Cansu'yu hiç yanında olmuyor. Neden olayım? Sanki yani Cansu'nun nişanlısı değil. Sanki bizle değil, sizle yarışıyor. Geldiğimiz günden beri. E benim oğlum, ondan olabilir mi? Ama burada bir format var değil mi? Mehmet, geldiğimiz günden beri Cansu'nun tabağını bulmamakta ısrar ediyorsun. Sen hiç yememişsin şu yemeği. Yemediğin halde nasıl böyle yani puan verebiliyorsun, ben hayret ediyorum. Oğlum bundan sonra evet, Cansu'nun dediği gibi içinin çiğ olması gerekiyor. Çiğ ağza gelmesi lazım. O zaman söyleseydiniz bana, Kore'ye o kadar sordun gittin. Sordun mu?
Sen Cansu'ya sordun bir de beni, mu? Bir de beni Korelilere benzetmeye çalışıyor kızım. Sen Cansu'ya sordun mu? Sormasına ne gerek var? Cansu, bu yemek nasıl? Sen yedin bu yemekten kaç defa diye sordun mu? Mehmet, anlaşılan bayağı bir sıkıntıda kalacaksın. Sen geç ikizinin yanına. Evet, Harun burada olmadığı için son tadımı ben yapacağım. Şimdi tabaklar değişsin. O esnada da bugün yaşanan bir aksilik vardı, bir kaza vardı. Onu izleyelim, hatırlayalım. Allah seni! Beceriksiz! Boşuna demedim ben sana almasam mı diye. Beceriksiz. Ah, eve, eve, evde. Al kızına bak. Sen bunu bırak. Bundan hiçbir şey olmaz. O kadar sakar, o kadar sakarsın ki, o kadar beceriksizsin ki. Şu üstümün haline bak. Kahve yapmayı zaten becerememişsin. Olanı da üstüme döktün ya. Bu ne ya? Beceriksizlik ya. Söylüyorum ben annene. Hiçbir şey öğretmedim sana. Sen ne demek istiyorsun İnsan ya? İnsan kahve yapmayı sen beceremezsin ya. Sen benim kızıma ne demek istiyorsun? Direkt diyorum. Şuna demek bak, istemiyorum. Direkt ya. Diyorum. Allah Allah. Vallahi Allah sağlasın. Bu ne ya? Ağlama mı kızım? Beceriksiz. Kızım ağlama. İyi ki dünür falan gelmedik ha. Ağlama kızım. Dünür geldiğimizde ağlama daha iyisini yapardım. Ağlama ya. Boş. Ne olacak? Ay. Alt tarafı bir kahve boş. Döktün ya. Ne olacak? Dünyanın sonu mu? O alt tarafı kahve istime döktün ama. Dünyanın sonu mu? Sonu tabii. Evet, bu olayın sonlarına doğru bayağı bir gerildik. Duruma gülelim mi, ağlayalım mı bilmiyorum gerçekten. Ama kötü bir kazaydı. Hiç kimseden bir yorum istemiyorum. Bir an evvel tadıma geçiyorum. Pirinci pişmiş, güzel sıkı sarılmış. Tadı biraz sası. Bilmediğim bir şey olduğu için ben de kıyaslayacağım. Evet, bunda bir lezzet var. Sanırım tuz oranı ile ilgili. Bunun tadı geliyor. Bir de daha güzel sarılmış. Böyle daha yuvarlak kalmış kestikten sonra. Bu mesela şeklini kaybetmiş. Bu daha güzel görünüyor. Bir tık da daha lezzetli. Bu biraz küçük kalmış diğerlerine göre. Pirincini fazla kullanmamış. O yüzden de tat oranı tam yerinde değil. Bu da aksine biraz daha kalın kalmış diğerlerine göre. Ve hiç mi hiç tadı olmaz. Gerçekten pirinci haşlayıp sarmış gibi bir tadı var sadece. Evet, puanlarımı yazıyorum. Ama açıklamıyorum çünkü burada böyle istediğiniz gibi gelmemezlik yapamazsınız. Harun'un bugün burada olmaması bütün dengeleri alt üst etti. O yüzden puanı açıklamıyorum, günün birincisini de açıklamıyorum. Hepsi yarına kaldı. Yarın inşallah herkes tekrar yerinde olur.